Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Çarpma işlemi ne demek? Nasıl yapıyoruz? Alıştırmalar yapacağım, göstereceğim. Devamında çeşitli problemler de çözeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Burada bir soru var. Bunu okuyalım. Sonra bu soru üzerinden çarpma işlemini anlatalım. Bir kalemin fiyatı 5 liradır. Burada kalemler var görüyorsunuz. Bir tanesi 5 liraymış. Ezgi bu kalemlerden 6 tane alırsa kaç lira ödemesi gerekir? Şimdi bakın bir kalem 5 lira. Diğer kalem de 5 lira. Hepsi 5 lira değil mi? Normalde biz bu işlemi nasıl yaparız? Buradaki kalemlerin fiyatını toplarız. Yani şöyle 5, 5, 6 tane yazarız. Bu şekilde toplama yaparız. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Böylece buluruz. Şimdi bakın toplama çok uzun sürdü, değil mi? Biz bunu çarpma yoluyla da yapabiliyoruz. Şimdi bu şekilde aynı sayıları toplamak yerine kaç defa topladık? Biz 6 defa topladık. Zaten 6 kalem var. Şöyle yazabiliriz. 6 çarpı her kalem 5 liraydı. 5 deriz. Ya da şöyle okunur. 6 kere 5. 6 defa 5. Peki kaç ediyor? Burada 5'er 5'er sayarız. 6 defa. İşte aynı yukarıdaki toplama gibi yani. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Demek ki 6 kere 5, 30 lira olduğunu buluruz. İşte bu çarpma işlemi bu şekildeki toplamaların kısaltılmış hali oluyor yani. Daha çabuk yapmış oluyoruz. Peki bunu alt alta yazabiliyor muyuz? Tabii yazabiliyoruz. Şöyle her kalem 5 liraydı. 6 tane aldığımız için şöyle yapıyoruz. Çarpma işaretimiz bu şekilde. 6 defa 5, 30 diyoruz veya 6 kere 5, 30 diyoruz. Peki çarpma işleminde bunların isimleri nedir? Hani toplama işleminde şöyle oluyor. Toplanan sayı, toplanan sayı ve toplam. Çıkarma işleminde işte eksilen, çıkan ve fark vardı ya. Bunların adı nedir? Birinci çarptığımız bu sayının adı çarpan. Diğer sayı da çarpan. Bunun adı da çarpan. Peki sonuç buna ne diyoruz? Buna da çarpım diyoruz. İsterseniz burada da göstereyim. Birinci sayımız çarpan sayı. Diğeri de çarpan. Ve sonuç kısmı çarpım oluyor. Şimdi biraz alıştırma yapalım. Sonra problemler de çözeceğiz. Yan yana ve alt alta yazdım ben çeşitli alıştırmalar. Şimdi birinci alıştırma 3 çarpı 4 yani 3 tane 4. 3 kere 4 saymamız lazım. Yani burada sayarak bulabilirsiniz. 4, 8, 12. Bakın 3 defa saydım 4'er 4'er. 4, 8, 12. Demek ki cevap 12'ymiş. Bakın 8 defa 2. 8 kere 2. Yani 8 defa ikişer ikişer saymam lazım. Bunu yazarak gösteriyorum. Ben her seferinde böyle yazmanıza gerek yok. Zaten bunu zihinden yapabilirsiniz veya başka şekilde saymalarla bulabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın 8 defa oldu. İşte 16 yapıyormuş. Ya da böyle her seferinde saymak istemiyorsanız bu çarpmaların olduğu bir tablo var biliyorsunuz. Çarpım tablosu diyoruz. Bu çarpım tablosunu sık sık tekrar edip iyice ezberleyebilirsiniz. Ondan sonra 8 kere 2 hiç böyle yazmanıza gerek yok. Hemen oradan aklınıza gelir. 8 kere 2 16 dersiniz. Peki bu ne demek? 7 tane 5 demek yani. 7 defa 5'i sayacağız demek. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bakın 7 defa saydım. O zaman cevap 35 oluyor. Bu ne demek? 7 tane 3 demek yani. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Böyle yazacağız. Zaten bu saymaları çarpma işleminde biraz ilerleyince iyice yapmaya başladıktan sonra artık ezberleyeceksiniz. Yani hiç bunları yazmanıza gerek kalmayacak. 7 kere 3, 21. Hemen aklınıza gelecek zaten. 8 kere 3. Bu kez yazarak yapmayacağım. Sayarak bulacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 oluyor. O zaman cevap 24. 6 defa 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu da 24 oldu. 9 tane 5. Saydığımız zaman 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. İşte cevap 45.
Peki çarpma işlemiyle problemler nasıl oluyor? Çeşitli problem örnekleri ben hazırladım. Şimdi birinci problemimiz şöyle. Ali her gün 4 sayfa ödev yapıyor. 8 günde kaç sayfa ödev yapmış olur? Şimdi biz bunu normalde şöyle bulabiliriz değil mi? 4, 4, 8 defa yazarız. 8 gün diyor ya. Böyle çok uzun sürecek yine. Ben yine de göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Sonra bunları toplarız. 32 eder. Bakın ne kadar uzun sürüyor. Ama çarpma çok kısa sürüyor. 8 çarpı 4. 8 defa 4. Yine bu şekilde 4'er 4'er saydığımızda demek ki 32 sayfa ödev yapmış oluyor. Diğer soruya bakalım. Bir trende 6 vagon var. Her vagonda 5 pencere olduğuna göre trendeki pencere sayısı kaçtır? Şimdi 6 tane vagon var ve her birinde 5 pencere var. Ne yapmalıyız? Yine çarpmalıyız. Bu kez isterseniz alt alta yazayım. Her zaman yan yana değil. Bazen alt alta da yapabiliriz. 6 tane 5 sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Demek ki 30 pencere oluyormuş. Bu şekilde yazalım. Devam edelim. Diğer sorulara da bakalım. Bir çiftlikte 9 tavuk ve 5 inek var. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi tavuklarda kaç tane ayak oluyor? 2 tane değil mi? Ve her tavuk buradaki 9 tavuk olduğuna göre 9 defa 2 olması lazım. Yani 9 kere 2. İkişer ikişer saydığımızda kaç olur bu? 18 olur. Demek ki 18 ayak tavukların ayakları oldu. İnekleri de hesaplayacağız. Kaç tane inek var? 5. O zaman 5 tane inek. Peki ineklerde kaç ayak oluyor? 4 tane ayak oluyor. 5 tane 4'ü bulacağız. Sayacağız. 4, 8, 12, 16, 20. Yani toplamda 20 ayak oldu. Sonra bize ne soruyordu? Çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı diyordu. Bunlar tavuklar, bunlar da ineklerin ayakları. O zaman bunları toplayacağız hepsini beraber. Ve böylece sorunun çözümünü yapmış olacağız. 0, 8 daha 8 eder. 2, 1 daha 3 eder. Demek ki bu çiftlikte hayvanların ayaklarının toplamı 38 taneymiş. İki soru daha var. Önce şunu yapalım. Bakın 3 sayısının 6 katı. Bakın böyle 6 katı dediğinde çarpma yapmamız gerekiyor. Hani önceden hatırlarsın işte 10 sayısının 2 fazlası dediğinde toplama yapıyorduk. Ya da 10 sayısının 3 eksiği dediğinde eksik olduğunda çıkarma yapıyorduk. 6 katı dediğinde de çarpma yapmamız lazım. 3 sayısının 6 katı. Yani 6 tane 3 buluyoruz. Saydığımız zaman 3'er 3'er 3, 6, 9, 12, 15, 18 oluyor. Bunu bulduk tamam. Devamında şöyle diyor. 4 sayısının 4 katının. 4 sayısının 4 katını. Yani 4 ile 4'ü çarpacağız o zaman. 4 tane 4. 4, 8, 12, 16. 4 sayısının 4 katı da 16. Ve bunların diyor bu 4 katının toplamı kaçtır? Yani şunların 3'ün 6 katı ile 4'ün 4 katının toplamı kaçtır? Yani 18 ile 16'yı toplamını yapacağız soruyu çözmek için. Toplayalım 8, 6 daha ne yapar? 14. 14'ün 4'ü. Evde var 1. Bir elde, bir de burada var 2, bir de burada var 3. Yani cevap 34 oldu. Bakın şöyle sorular da karşınıza gelebilir. Çarpanlardan birinin 6, diğerinin 2 olduğu işlemde çarpım kaçtır? Hani çarpım tablosunu özür dilerim. Hani çarpma işlemini size gösterirken şöyle yapacağım. Üstteki sayı neydi? Çarpandı, değil mi? Mesela bir tanesi 6'ymış, bir tanesi 2'ymiş yani. Yani çarpanlardan birisi 2, birisi 6 ise diyor. Çarpım kaçtır? Yani çarpım sonuç bölümü oluyor. O zaman ben burada 6'nın 2 katını bulacağım. 6 ile 2'yi çarpacağım. 6 defa 2 sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın ne oldu? 12 oldu. O zaman burada cevabımız bizim çarpım yani sonuç bölümü 12 oluyormuş. Ben bu konuda daha birçok problem anlatacağım ama diğerlerini de başka videolara bırakalım. Bu videomuz çok uzun sürmesin. Dersimiz bu kadardı. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.